Onu dualı Kur'an okuyan bir insan. O gelir rahatladın. Sen bunu alıp yerine biliyor muydun? Benim yolum var mıydın böyle? Normal. Maaşımıza da zam veriyoruz. Yakıyoruz. Bulaşık yıka, çamaşır yıka. Evi süpür. Koy veriyor makine. Evi süpürüyor değil mi güzelim? Daha ne isteriz biz? Nankör insan. Doğru değil mi oğlum? Yani devletin bir koyduğu bir zamdır yani. Ne diyebiliriz ki? Bu pahalılıkta her şey pahalı. Büyük firmaların vergi borçlarını silip açığı vatandaşın üstüne yıkmak yanlış. Mesela Colin'dir, Cengiz İnşaat'tır, büyük firmaların milyarlarca liralık vergi borcunu silip de cari açık ver diyerek bunu da vatandaşa yıkmak bence yanlış. Yapmayabilirlerdi. Niye zam gelmedik Allah'ın dinlisi verse? Niye zam gelmedik? Zam gelmeyen bir şey mi kaldı? Bak Suriyeliler yedi bitirdi bizi. Suriyelilerin yüzünden, yabancıların yüzünden bu ülkenin 85 milyon insanı zorluk ve sıkıntı çekiyor. Onların yüzünden geliyor. Ne geliyorsa zam. Bu devirde yani o kadar zam konmamak lazım. Eklesem eklenecek şey çok da. Şimdi hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Vallahi her şeye zam geliyor. Bir ona değil ya. Yani. Zaten biz emekler perişan haldeyiz. Aldığımız 13 bin lira, 10 bin lira kira, ne yiyip ne içeceğiz, hırsızlık mı yapacağız? Böyle hükümet olacağına olmaz olmaz olsun. Verdiğimize de bin pişmanız. Bu kadar da olmaz ya, insan kendilerini düşünüyorlar. Bizlere düşündükleri yok. Varsa yandaşları, oh ne hale, şirketleri kuruyorlar götürmeli. Gariban ne yapacak? Yok. Hırsızlık yapacak, orada orada soygun yapacak. Ondan sonra suç oluyor artık. Yani diyecek, olmaz. Ben verdiğime bin pişmanım. Senelerce de verdim. Keşke vermeyeydik, elimiz kırılaydı. Peki sigara ve alkole zam gelmez, kullanımı yani azaltıyor zaten mu? Bıraktık, alkol da bıraktık. Hiçbir şey içmiyoruz, içemeyiz yani. Para olmayınca neyle yapacağım? Kullanım azalıyor mu sizce zam gelince? Tabii azalır, azalmaz olur mu? Ben onların da sigara, alkoldan yana değilim. Başka yönden, yiyecekler. Şuraya bir marketlere girin ya. İnsan bir kilo bir şey alamıyor. Bir kiraz var ya, Türkiye'de yetişiyor kirazın kilosu 110 lira ya marketlerde. Bu kadar insan olur mu ya? Bir dört vicdansın eline bıraktılar ya. Ondan sonra da televizyona çıkıyorlar, bas bas bağırıyorlar. Vay efendim şöyle olacak. Ne olacak? Enflasyon nerede bir şey? Enflasyon fakire, zengine değil. Zengin istediğini götürüyor. Yani fikrim çok saçma. Herkesi kaçakçılığa yönlendirdiler. Kaçak sigara alıyoruz ve herkes daha beter durumda. Yani normaldir. Yani devletin bir koyduğu bir zamdır yani. Ne diyebiliriz ki? Bu pahalılıkta her şey pahalı. Bence yanlış. Yani büyük firmaların vergi borçlarını silip açığı vatandaşın üstüne yıkmak yanlış. Mesela Colin'dir, Cengiz İnşaat'tır, büyük firmaların milyarlarca liralık vergi borcunu silip de cari açık ver diyerek bunu da vatandaşa yıkmak bence yanlış. Yapmayabilirlerdi. Vergi sistemini düzeltip herkesten alacaklarını alıp halkı daha rahat ettirebilirler. Niye zam gelmedik Allah'ın dinlisi verse? Niye zam gelmedik? Zam gelmeyen bir şey mi kaldı? Bak Suriyeliler yedi bitirdi bizi. Suriyelilerin yüzünden, yabancıların yüzünden bu ülkenin 85 milyon insanı zorluk ve sıkıntı çekiyor. Onların yüzünden geliyor, ne geliyorsa zam. Artık bu ülke yalnız Müslüman Türk milletinin olması lazım. Diğerlerinin bu işlerden memleketine geri dönmesi lazım. Misafirlik bitti. 10 yıl bu kadar misafirlik olmadı. 10-12 yıl oldu bunlar geleli. Artık yerlerine geri dönmeleri lazım. Biz de insan gibi yaşamamız lazım. Hayat çok zor. Bizler emekliyiz bak. Şu anda onlar olmasaydı biz normal 30-35 bin lira maaş alacaktık. 11.406 lira alıyoruz. Bu yanlış yani. Bu yanlış. Bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmesi lazım. Biz reise çok oy verdik ama bu saatten sonra reise bir daha hiç oy vermeyiz. Bu yanlışlardan dönmezse oy alamaz artık. Oy alamayınca da bir daha ne cumhurbaşkanlığını görebilir ne başkanlığı görebilir. O iş bitti yani. Çünkü çok oy verdik. Oy verdik ama bugünkü bu bizi bu hale düşürdü yani. Verdiğimiz oylardan bu hale düşürdü. Bu saatten sonra oy vermeyiz. Vallahi alıştık artık. Yani ne söylenir? Artık konta kapatmayı düşünüyoruz. Binsek dert, binmesek dert. Her şeye yansıyor. Yani çok muzdarip biz bu konu hakkında. Yani bu halkımız da çok memnun sanırsam bu konuda. Yurt dışında hiç bu şekilde olmuyor. Gayet büyük tepkiler gösteriliyor. Ama bizde nedense %20 zam geleceğini duyulduğu zaman herkes bir gün öncesinde gidiyor. Depolarını fulluyorlar. Ve hiçbir tepki göstermiyorlar yani.
Ben daha çok gelen zamdan ziyade bu halkın bu şekilde sessiz kalmasından rahatsızım. Zaten akaryakıtta yani gelen %20'lik zamda önceden 50 lirayla ben şehir dışına gidip gelirken şimdi gidip gelemiyorum ben. 1000 lirayla gidip gelebiliyorum. Sıkara da aynı. Öyle ekonominin durumunu görüyoruz. Zaten dünkü Suriye durumunu da görüyorsunuz. Yapılan şeyden dolayı. Yani Türkiye'nin durumu kötü yani. Kimlere kaldı değil mi? Ve hala Konya'da AK Parti diyor. Sonumuz hayır olsun inşallah. Hayırlara vesile olsun. Vallahi zamı tasvip ediyorum, onaylıyorum. Çünkü fiyat yükselirse millet daha az içer, sigarada, içkide. Azalır, gençler özenmez. Ben o yüzden destekliyorum zammı. Peki abi akaryakıtta da zam geliyor. Onu tasvip etmiyorum tabii. Onu evet. Tasvip etmiyorum. Ama söyledim sebebini. Yani sigara ve içki sağlığa zararlı olduğu için özellikle onların tüketimi azalması açısından destekliyorum zammı. Ama akaryakıt öyle değil. Tüm toplumu ilgilendiren, her bireyi ilgilendiren bir durum. Akaryakıta zam geldiği zaman her şeye zam geliyor. Öyle olunca hayat pahalılığına sebep oluyor. O yüzden tasvip etmiyorum. Vallahi yapsınlar. Alıştık zama. Zama alıştık kızım. Başka var mı sorunuz? Sigara ve alkole zam gelmesi kullanımı azaltıyor musun? Sanmam. Sanmam da. Ama zama alıştık. Zam her zaman kaçınılacak bir şey ama maalesef. Biz alıştık, sindirdik. Hayırlısı bakalım. Valla ben hiçbirini kullanmıyorum akaryat hariçi. Akaryat da kullanmıyorum aracım olmadığı için. Peki zam gelmesi kullanımı azaltıyor mu sizce? Daha fazlalaştırıyor bence. Millet daha fazla özel arabasına daha fazla binmeye çalışıyor. Ne hikmetse hiç normal yani dışarıdaki araçları hiç kullanmıyorlar. Normal bildiğimiz otobüs dolmuş onları hiç kullanmıyorlar. Ona rağmen. Peki abi. Sizce bu zamların sebebi ne? Vallahi zamların sebebini bilemiyorum ya. Yani her gün bir zam geliyor.